Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Milletler kahramanlarıyla yaşarlar. Kahramanlıktan sadece savaş meydanlarında yiğitlik, alplik yapılması anlaşılmamalıdır. Edebiyatın, insanlığın, gönül ve inanç dünyamızın ve de siyaset ananımızın da kahramanları vardır. Gazi Mustafa Kemal Alparslan gibi, Yavuz gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi milletimizin önemi, önemli tarihi şahsiyetlerinden biridir. Önemi hem verdiği mücadeleden hem de yeni bir devlet inşacısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi olmaktan gelmektedir. Onu kalıcı yapan da arkadaşlarıyla beraber bugün üzerinde yaşadığımız ülkeyi emperyalizm canavarının ağzından alarak millete emanet etmesidir. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni başka bir gezegenden veya ülkeden gelerek kurmadı. Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük bir tarihin ve medeniyetin yüzyıllardır süregelen Geleneklerinden beslenen bir asket, asker ve siyaset adamıydı. 57 yıllık hayatının 25 senesini Osmanlı'nın askeri öğrencisi ve subayı olarak yaşamış, bu sürenin 13 senesi Trabzgarp, Balkanlar ve Çanakkale gibi savaş meydanlarında geçmiştir. Değerli milletvekilleri, tarihi şahsiyetleri bekleyen en önemli tehlikelerden biri doğru anlaşılmamak veya doğru anlaşılma yollarının tıkanmasıdır. Tarihe nefret zemininde bakarsanız hiçbir şey göremezsiniz. Nefret doğruları tabulaştırma yanlışları görmeye engel olur. Oysa doğru da yanlış da her tarihi şahsiyetin kaderinde vardır. İyi işler yapmış bir insanın hataları onun değerini düşürmeyeceği gibi başka bir şahsiyetin istisnai iyileri de onu ibra etmeye yetmez. Onun için Gazi Mustafa Kemal'in hayatını, yaşadıklarını, yaptıklarını sadece 1919 sonrasıyla algılamak kendisine yapılacak en büyük haksızlıklardan birisidir. Atatürk iyi işler yapmış ama her tarihi şahsiyet gibi zaman zaman da eleştirilmiş olan bir büyük devlet adamıdır. Cumhuriyet döneminin en çok konuşulan, en çok anlatılan kişisi olmasına rağmen aynı zamanda en az anlaşılan kişisidir. Çünkü onu anlatanlar onu anlatmak yerine ya kendi vehimlerle yonttukları hayali bir kişiyi anlatmışlar ya da etrafında bir dokunulmaz alan oluşturarak anlaşılmasına mani olmuşlardır. Eleştirel bir gözle anlatılmayan hiçbir tarihi şahsiyet gerçek manada anlaşılmış sayılmaz. Çünkü bilinen kaydedir. Eleştirilemeyen kutsallaştırılır, kutsallaştırılan da eleştirilemez. Tarihi bir şahsiyetin tek cephesini görüp öteki yönlerini ıskalamak da doğru bir anlatım biçimi değildir. Atatürk hem etrafında duvarlar örülerek anlaşılması engellenen bir kişi hem de ideolojik mücadelelerin aracı haline getirilerek yanlış takdim edilmiş bir şahsiyettir. Atatürk nevi şahsına münasır, milletine sevdalı, yaşadığı çağın eğilimlerini iyi okuyan, itikaden Müslüman, Cesur, kararlı bir devlet adamıdır. Üstün meziyetleri vardı ama zaafları da vardı. Doğruları vardı ama hataları da vardı. Cüret ve cesareti vardı ama korkuları da vardı. Alkışlanacak, taklit edilecek yönleri vardı ama eleştirilecek yönleri de vardı. Yumruğu vardı ama kalbi de vardı. Böyle bir Atatürk, tabulaştırılarak toplumdan koparılmış bir Atatürk'ten bin defa daha evladır. Unutulmamalıdır ki laisellik sadece ve sadece Allah'a aittir. Türk gençliğinin tüm tarihi değerlerden olduğu gibi ondan ve hayatından öğreneceği çok şey vardır. Bir tarihi şahsiyetin bir millet için değer olması için illa bizim gibi inanması, bizim gibi düşünmesi gerekmez. Bu millete, bu Necip millete hizmet etmesi kafidir. İşte Atatürk Araştırma Merkezi'nin yapmakla mükellef olduğu görev budur. Onu doğru anlamak, doğru anlatmak ve onu sevmenin hiçbir ideolojik eğilime bağlı olmadığını ortaya koymak. Bir başka ifadeyle Atatürk'e heykel bekçiliği yaparak değil, emanetlerinin bekçiliğini yaparak takdim etmektir. Yani tabulaştırmaktan emanet bekçiliğine evrilen ve bir anlatım ve takdim mantığı. Sayın milletvekilleri, demokrasilerde tabular yoktur. Hür ve eşit vatandaşları vardır demokrasi herkesin düşüncelerini şiddete bulaşmamak ve şiddeti teşvik etmemek şartıyla rahatlıkla söyleyebileceği rejimdir. Bunun bir yönü de eleştiridir. Demokratik toplum eleştiri toplumudur. Her düşüncenin kendine hayat sahası bulabildiği toplumdur. Böyle toplumlarda tabulaştırılmış insanlar ve fikirler olmaz. Bu çerçeveden bakarak Atatürk Araştırma Merkezi'ne çok önemli görevler düşmektedir. Batılılar mitolojiden gerçek çıkarırlar. Doğullar gerçeği mitolojiye dönüştürürler. Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk'ü insan yönüyle, komutan yönüyle ve siyasetçi yönüyle araştırıp ortaya çıkaracak bir kurum olarak çalışmalıdır. Atatürk Araştırma Merkezi 2012 yılında 31 adet ulusal, 6 adet uluslararası bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir. 2013 senesinde ise Cumhuriyetimizin 90. yılı çerçevesinde yoğun bir bilimsel faaliyet programı planlamaktadır. 2012 yılında toplam 25 adet kitap basılmış, 2013 için ise 30 kitap basılması planlanmaktadır. 2012'de 6'sı yüksek lisans, 3'ü doktor olmak üzere toplam 9 öğrenciye 126 bin TL burs verilmiştir. Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin ve genel anlamda 2012 bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Özda